Bugünkü konumuz... Yusuf Atılgan, Aylak Adam ve Anayurt Oteli. Okudun mu Okumadım. Aylak Adam'ı? <laughs> Oldu o zaman. Anayurt Oteli'nin de filmini seyretmiştim. Programı burada bitiriyoruz. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Sen okudun mu? Evet. <laughs> yeni mi okudun peki? İki kitap yazmış bir insan olarak da yeni okuman mümkün değil. Ben romanı bilmiyorum. Evet. Bilmek de istemiyorum aslında. <laughs> Türkiye'de iki yazar çok tutkuyla sevilir. Bunlardan biri... Yusuf Atılgan, diğeri de Oğuz Atay. Benziyor ben abi. Oğuz Atay'ı çok okumaya çalıştım, okuyamadım. Yusuf Atılgan'ı da okumadım. Türkiye'de şöyle bir anlayış var ya onu sevmiyorsan adam değilsin, öbürünü bilmiyorsan bilmem nesi. Sevmeyebilirsin yani hayatta tercihler vardır. Şimdi şöyle neden bu kadar çok işaret edilir karakterler üzerinden hayatın sorunlarına karşı çok derinlemesine ve önemli tespitleri vardır. Hikaye kurgusu değildir cazip olan. İçerisindeki tespitler ve o karakterin onları yaşayış ve o dertlerini anlatı biçimidir. Bir anlamda hani amorfati diye bir şey vardır. Kaderini seven yani kaderini kabullenen adamlardır aslında. O yüzden o Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan tespitlerini çok kucaklarlar. 50'lerden sonra Türk edebiyatında varoluşçu akım kendini gösterir. Çünkü Fransa'da Sartre Camus gibi isimler, varoluşçu akımı o kadar sahiplenirler ki. Bunun da sebebi şudur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar çok yorulur. Yani psikolojik olarak da harap olur. Biz savaşa giren bir toplum değiliz. Ama savaşın yaralarını çok alan bir toplum olduğumuz için o yorgunluk bizde de var. Çok kısa bir özet yaparsak. Soren Kierkegaard, varoluşçu felsefenin babası. Meseleye nesnel değil, hep öznel bakılması tarafında. Nesnel olan her şey küçümsenir. Öznelden hep yola çıkılır. Bunun bir aşama sonrasını zaten 50 yıl bir farklı Nietzsche ortaya çıkar ve Nietzsche'nin tanrı öldü demesi boşuna değildir. Yani Kierkegaard'ın felsefesini alır ama der ki tanrı öldü. Yani biz hiç dini karıştırmayalım bu felsefede. Zaten bana da tersler. Varoluşçuluğu buradan yakalar. Sartre da bunu Nietzsche'nin tarafından alır. İşte o amorfatik kaderini sev kaderini anlayan insan. Fakat burada senin ve benim esasen çok ısınamadığımız şey şudur. Tamam biz bu kaderi aldık. Bunu sevdik. Ama biz bununla ilgili niye bir şey yapmıyoruz o zaman? Lynch is coming. Lynch is coming aynen hissetti onu ben de anlatırken. 50'lerde dergicilik çok fazla ya. Fransa'dan gelen edebi metinler işte felsefi metinler çevrildiği için. Yusuf Atılgan da hem Kierkegaard'dan hem de Sartre'dan... Camus'den çok fazla çeviri yaptığı için çok etkileniyor bir kere bu akımdan öncelikle. Ve bir de onun kurduğu bu aylık adamdaki karakter esasen Kierkegaard'ın çocukluğu ve geçmişidir. Kierkegaard uzun yıllar babasından tiksinir. Babasının kadın düşkünlüğü vardır ve bu onu çok ciddi bunalımlara sürüklemiştir. 19. yüzyılda Fransa'da flanörlük diye bir kavram var. Serserilik ve itlik. Aslında tam öyle değil. Flanörlük bilinçli olarak. Aylaklığı seçmiş, gelir problemi olmayan, işte kira geliri ya da miras. Ve aylaklığı şehirde entelektüel olarak yaşayan bir kavram, flanör. Aslında dolanmak gibi bir şey. Dolanıyorsun evet, yani. Evet, şehirde şey ama flanör. Onun kadın versiyonu da flanöz. Var, Türkiye'de çok flanör vardır. Ben flanöz olabilir miyim? <laughs> e, bir nevi flanözsün. Flu TV'de çalıştığında... Enteresan, göre. evet. <laughs> <laughs> Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. Ne anlatıyor kitap? Kitabın başlangıcında ben şunu çok severim. Yoksa her şey benim olmadığım yerlerde ve benim olmadığım zamanlarda mı geçiyor? Bu duygu mesela beni yakalıyor. O tavrı çok fazla benimsemesem yani. de. Herkesi yakalayan bir giriş var evet. burada. C. Problemli bir karakter. Annesi çok küçük yaşta ölüyor. Teyzesi Biz bunları var. bize nasıl anlatıyor? İç ses mi? İlk bölümden sonra üçüncü şahsa geçiyor, yani Tanrı anlatımına geçiyor. Ama arada böyle mektuplaşmalar, iç sesler de var. Yani biraz karışık da bir anlatım. O yüzden bilinç akışıyla yazılmış ve okuması o manada biraz zor romanlardan birisi. Yani James Joyce'la aynı ekol. C, işte küçük yaş tanesini kaybetmiş teyzesi var. Fakat babası kadın düşkünü ve teyzesine tacizi var. Babasının ha. tacizini yakaladığı için bu onun hayatını çok ciddi sekteye uğradı. Atıyor. Bu hayatını mahvediyor daha doğrusu. Hayatına bundan sonra aylak olarak devam eden bir adam haline geliyor ama bu da bilinçli bir aylaklık. Çünkü paraya ihtiyacı yok zaten. Babasından kalan kira gelirleri olduğu için rantiye. Rantiye. Aynen. Para kazanması gerekmiyor. O yüzden geziyor. iki kız arkadaşı var. Ona mı karar versin, ona mı karar versin ama sevgiyi arıyor bir anlamda. Da. Aslında Yusuf Atılgan'ın hayatında hiç olmadığı bir konum değil mi bu? Yusuf Atılgan da küçük yaşayan bir adam. Çiftçilik yapıyor. İstanbul'a sonradan geliyor evlenince. Manisa'da yaşıyor. İşte küçük bir hayatı var. Öğretmenlik yapıyor. Hı. Ama hapis hayatı da var. TKP'nin içinde bir takım işte faaliyetlerde olduğu için. Zaten sonra edebiyata girince tamamen siyasetle bağını kopartıyor. Babasından çok nefret ediyor bu romandaki C. Hayatını babasına benzememek üzerine. Ya yani babam gibi olmayacağım babam gibi olmayacağım. Tabi bu bir erkeğin omuzlarına ve hayatına ne kadar büyük bir baskı ve yük olabilir. Ama bu bütün erkekler için geçerlidir zaten. Babasının özellikle kadınlarla olan o şeyini o kadar iğrenç ve tiksinç buluyor ki babasına benzememek için ama kadınları da beğendikçe bir tarafıyla da bakıyor ki ya olacak gibi de değil. Ama orada Babasının da nefreti biraz da şu yüzden de aynı zamanda sevgiyi teyzesinden görecekken babasının ona tacizi yüzünden o sevgiyi ondan alması tüm nefretini babasına yansıtması durumu var. Freud'dan da etkilenmiş demek ki. Tabii. Bu arada isminin sadece C olması sisteme karşı olma. O gelenek yıkma. O yüzden de bu roman modernist romanın örneklerindendir. Toplumun kural olarak saydığı her şeye karşı bir duruş vardır. Ama tek aksiyonda böyle şeylerdir. Hani ismi C'dir. Bunu Sartre daha ağır kelimelerle söyler. Yani Yusuf Atılgan bu kadar ağır konuşmuyor insanlara karşı. Bunun karşılığı bizde nerelerde görülüyor? İşte Said Faik'in Lüzumsuz Adamı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanındaki Mümtaz ve Nuran Mümtaz bu kadar değildir C kadar daha karamsardır ama orada mesela artık İstanbul baş kahramana dönüşür neredeyse çünkü İstanbul'u sokak sokak anlatırlar müzikle beraber. Çok güzel bir sözü var. Der ki hiç kimse erkek yaratılmanın azabını benim kadar çekmemiştir. Ha, babasına benzediği e Çünkü yani kadınları beğenmeye başlıyor. Kadını görüyor ama yani ona bakmak istemiyor cinsel olarak. Fakat bacağına bakıyor işte beline açılıyor ona bakıyor. O durumdan da nefret ediyor ama dayanamıyor da bir ona gidiyor bir öbür kıza gidiyor. Böyle de bir dünyası var. Ama roman buna bir çare çözüm getirmiyor. Romanın getirdiği ilginç bir tanım da var. Ağaç dalı kompleksi diye bir şey duydun mu? Duymadım. Kendini budanmayan asi bir dal olduğunu düşünüyor. C olarak bakarsak. Böyle bir roman. Aylak adam. Uzadıkça da güçsüzleşiyor aslında. Asla babaya gidiyor. Psikolojide de öyledir ya. İstemediğin yer daha kuvvetle çeker seni böyle kara delik gibi. O da oraya doğru gidiyor. Önemli bir roman. Türk edebiyatında. Bir şekilde Türkiye'nin en çok saygı duyulan yazarlarından biri olduğunu biliyoruz. Yeni bir tarz yarattığı için ama bana sorarsanız ben çok özgün bulmuyorum. <gülüyor> 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 Winter is coming. <laughs> Neden özgün bulmuyorum? Çünkü Camus'un yabancısı çok daha özgün olabilir anlatım itibariyle. Ya biraz fotokopi buluyorum açıkçası. Ama arada insana dair yaptığı açılımlar, tespitler, işte yoksa hayat benim olmadığım yerlerde mi gibi sözleri özgün buluyorum. Ama bu kitabı ben çok özgün bulmuyorum açıkçası. Peki Anayurt Oteli, Anayurt Otelini ben filmini izlemiştim. E zaten cahilliği ve o... <laughs> romanları filmlerden izleyen bir kitle var ya hani. Ben zaten... o filmi hiç sevmemiştim. Zaten olan. o filmi gördükten sonra okumamaya karar verdim. <laughs> Yusuf Atılgan'ın kendisi şunu söyler. Ana yurt otelinin kurgusunu daha iyi bulur. Niye Anayurt. iki romanı var? Daha fazla olmalı anlamında mı? Öyküleri, hikayeleri ya çok fazla. Bırakıyor mu? Yani bir noktada vaz mı geçiyor? Bence Çünkü... çok mükemmelliğiçi bir adam. Da. Bir de işte o köyde olanı arada yaptım ve yırttım diye anlattığında bana, bana Biraz mükemmelliyetçi bir adam. Peki şey için soruyorum. Yaşadığı zaman başarı kazanıyor. Ya son zamanları oluyor bu başarı. Özellikle filmden sonra ama o da bunu çok yaşayamıyor. 89'da galiba kalp krizinden ölüyor. Biraz da erken ölüyor. 65 mi? 67 yaşında mı? Ve ilk romanda Anayurt Oteli'nden sonra mı ün kazanıyor. Aylak adam mı? Film mi etkili oluyor? Evet, yani? film etkili oluyor. Yani Aylak adam biliniyor. Hani iyi bir iş oldu ama popüler değil. Demek hani ki filmden neymiş? filmden sonra satışlar başlıyor. Demek zaman ki neymiş? Sinema. sinema her gibi. zaman. 1973 yılında yazıyor Anayurt Oteli'ni Ömer Kavur'un onu sinemaya taşıması daha <laughs> 80'leri 80'lerin 80 Buluyor. 87 ya da 86 87 civarı olması ben lazım. Ben bu arada rahmetliyle tanışmıştım Ömer Kavur'la. Çok aslında çok önemli bir sinemacıdır Türkiye'de. Fakat o film bana... Bir karanlık bir filmdi. Gerçek anlamda karanlık da ayrıca. Ömer Kavur ona iyi bir yorum yapmış. Büyük ihtimalle romanın özünü yansıtmıştır. Yani evet zaten Yusuf Atılgan da öyle dedi. Evet. Sinemacı olarak yapması gerekeni yapmış. Fakat demişti. sorun şu ne oluyor? Anayurt Oteli'nde mi? Niye biz onu izliyoruz? Hikaye değil. Oradaki felsefeyi ve o ...adamı karakteri sistemi verdiği şeyle alakalı. Fakat Yurt Oteli'nin bir nebze daha özgün bir yanı var. Hani aylak adamı çok özgün bulmadığımı söylemiştim. Anayurt Oteli'ni bir anlamda daha özgün buluyor. Nedir özgün tarafı? Türk edebiyatında kötü problemi vardır. Dikkat et, kötü hep olaylara ya da kişinin o anlık buhranına, kadere... ...bağlanır ya bu saplantılı bir aşka falan. Türk sinemasında da var aynı soru. Daha çok şu mu? Kötülerin derinliği yok. Yok, yani... aynen. İşte Arketipi. kötülük yani gerçek şey... kötülük yok. Şekil karikatür gibi. Türk edebiyatında Hı. tip gibiler yani. Türk edebiyatına bir kötü karakter verdiğini düşünüyorum bu romanla. Ama tabii ki bir Victor Hugo kadar değil. Yani Sefiller'deki veya Notre Dame'ın Kamburu'ndaki Marquis de Sade gibi nitelikli bir kötülük yok. Safi kötülüğe dair bence bir sıkıntımız var. Ama bir anlamda da baktığında bugünün dizilerinde kötü olan gerçekten de tutuyor yani. Onu öldürüyor, bunu bilmem ne yapıyor ve bu deli gibi izleniyor. Esasen kötü olan caziptir de her tabii zaman. Tabii daha ilginçtir. Ya kadınlar bile kötü adamlara aşık olurlar. Tabii ki. Onları ama değiştirmek isterler. iyileştirmek isterler. İşte o bir fantezi tabii. <laughs> tabii ki fantezi. Türk... House of Cards'ı seyrettin mi? Evet. Kevin Spacey müthiş Kevin Spacey orada zaten direkt onu bak çok net verir. İlk bölümde hatırla hatta ilk sahnelerin birinde. Köpeği öldürüyor. Köpeğin tart diye başını çevirdiği zaman o sahne boşuna değil diyor ki ben bu ormanın en kötüsüyu. Bir de şey diyor, zayıfla dayanamam diyor. Tabii zaten problem odur ya. Ama bak. O kadar güzel ki iyilik yapıyor aslında. Yani köpek çünkü acı çekecek, öldürüyor. Yani kötü bir şey yapıyor ama aslında iyilik yapıyor bir yandan. Da. E zaten şimdi oradan bakarsak o zaman psikolojiye veya mitolojiye girelim. Zeus da kötü bir adamdır ya hani baktığında. Bir herkesin karısıyla birlikte olur Falan. Olarak. Ama Zeus da evrim yaptırır neticede. Sen kötü olanı hiç unutmazsın. Yani. O zaman yaşasın kötülük mü? <laughs> <laughs> İlker'in içindeki canavar. Şöyle oldu. Biri beni duymaya başladı diye. <laughs> <laughs> Edebiyat veya sinemada kötü çalışır her zaman. Yani senin bir kötün yoksa. İşte bizdeki sorun o kötü hep kader olmuş ya. <laughs> evet. Hani o biraz işte büyülü gerçeklik <laughs> bence Yeşilçam yani. <laughs> Ya şey karikatür kötü oluyor. Hani inandırmayacaklar acıdı. Evet. Menoskol evet. gidip şeye vurduktan sonra biz onurumuz için efendi efendi dedikten sonra o kötü fabrikatör artık geriye çekilir. Yani normalde bir kötü o fabrikayı da o masayı da onun başına yıkar. Yani zaten o odaya da giremez ayriyetten. Ama Türkiye gerçek kötüyle biraz tanıştı galiba. <laughs> Ama Mesele şu ki onun da kötü olduğuna inanmıyor. Bu Ayn Rand'da çok güzel anlatılır. Fountainhead'de, hayatın kaynağında. Gerçek kötülüğü orada şöyle tanımlar. Hani ben sizin için iyi bir şey yapacağım. Dünyayı değiştireceğim ve dünyayı kurtaracağım. Sizin hayatınıza müdahale etmeye çalışan, sizin iyiliğiniz için çalışır gibi görünen, <laughs> iyiliğiniz için olan gibi görünen her şey... Esasında gerçek kötülüktür. Zebercet. Gerçekten kötü. Baş kahraman. Evet evet baş kahraman kötü bir karakter. Bir gece treniyle bir kadın gelir, otelde kalır. Birkaç saat kalacağım. İşte köyümde bilmem kimi ziyaret edeceğim ama döneceğim der. Parayı ödemez bu arada ve kadının aslında artık gelmeyeceği bellidir. Ya ama adam ısrarla kadının kullandığı havluyu koklar filan. Ya yani böyle bir psikoseksüel sorunları olan karakter olduğunu anlarız zaten. İşte o Serra Yılmaz'ın oynadığı temizlikçi kadın rolünde ona tecavüz eder. Bir kediye zarar verir. Sonradan çok ciddi takıntıları olur ve otele müşteri almamaya başlar. Çünkü onun için artık kadın gelecektir. Olan bitenin dışında başka bir dünyada yaşar. Burada bir kötülük var. Yani evet, Türk edebiyatının en kötü karakterlerinden biri diyebiliriz Hasta Zebercet ama için. hastayla kötüyü karıştırmamak lazım. Bu hasta hayatına devam edemeyecek ölçüde bir hasta değil. Tedavi olmamayı seçip hastalığını kötücüllüğüne kullanması zaten onu kötü de yapar ayrıyetten. Filmi seyrettiğimde şunu hissetmiştim. Daha şehirli bir kadın geliyor, daha hoş. Ha ya. evet doğru. Adamın başka bir hayata olan özlemi gibi. Yani o kadın onun sembolü oluyor. Adam aslında kötü değil de sıkışmış bir karakter. Onu şöyle anlatıyor. Keçecizadeler diye bir aile uzantısı olarak bulduğu bir aileyi hani daha soylu, daha varlıklı insanlarla kendini çok özdeşleştiriyor zaten. Onların bir uzantısıymış gibi. Hani o manada kadın hayatına eklenirse evet. Yani o dediğin şeyi yapabilir. Hani kadının onun hayatına eklenme hayali, kendini o daha uzantının gerçeğinde bulmak gibi bir ideali olabilir. Şehirli kadın. Yani aslında Anadolu'daki bir sıkışma halinin şehre ulaşma çabası olarak görmüştüm. Hikayede çok şehri özlemden bahsetmez. Çünkü anlatmak istediği temel şey şehre geçmek değildir. Yusuf Atılgan'ın aslında anlatmak istediği şey şehirde de sıkışmışlık var, taşrada da var. Dolayısıyla onun oradaki özlemi şehre atlamak. Alakalı değil aslında daha çok... kendisinde olmayanı aynen taşranın da o benzer kurallarla yani farklı da olsa hani çerçeve olarak bir, bir nevi kurallarla çerçevelenmiş olmasından hoşlanmaz daha başka bir çizgi yaratmaya çalışır kendisine kendince modernist roman sebep sonuç ilişkisi üzerine kurulmadığı için bir şeyle bitmiyor. Bu adam da bunu yaptı ama dolayısıyla hayatına ayten olmadı ama Nurten oldu gibi bir şeyle bitmiyor. Böyle bir çekicilik zaten vaat etmiyor kitap anlatımda da etmiyor. Bu arada. Evet sonunda hmm. kendini asıyor. Ama kendini asmasının bile şöyle bir anlamı var. Kendini e, benzeştiği yani eş gördüğü o Keçecizade ailesine mensup birinin yani abisinin karısına aşık olduğu için kendini asarak öldürdü diye. O da aynı sonu kendine uygun görüyor. Yani ben de onlar gibi hani intihar ederim. Dolayısıyla orada senin dediğin özlem o bir aileye mensup olmakla ilgili olabilir daha çok. Hani önemli olmakla olabilir ama şehir değil. Filmde olan sorun şuydu. Filmin ritmi hep aynı. Kitabın ritmi de aynı. Tamam ondan bahsedeceğim zaten. Yani öyküsü olmayan bir şeyde yani sadece düşüncelerle giden veya işte sadece bilinç akışıyla giden bir romanda elinde tek malzeme kalıyor. Çok büyük, çok ilginç şeyler söylemen lazım. Zihin akışının çok çok iyi yazılmış olması lazım. Buradaki duygular o kadar yoğunluklu değil. Daha tek düze gidiyor. İşkene varoluşçuluğa geliyor. Ben farkındayım ama bu bunalımla yaşıyorum. Ya bunu da çok söyleyesim de yok. Bunu da çok nesneye yansıtmıyorum. Öznelim ben. Ritim sorunu var gibi geliyor bana. Filmde o vardı en azından. Yani şimdi senin aradığın ritmi bulamamış olman ritim sorunu olduğu anlamına gelmez. Ee, hayır ben daima haklı olduğum için... <laughs> ben romanın ritmini okumamış olmama rağmen bozuk bulurum. <laughs> <laughs> <Aksi. gülüyor> Hatse! Daha, daha da üstünden istiyorum. Bu tür romanlarda veya bu tür filmlerde seyirciyi tutacak tansiyonu oluşturmak çok zor diyorum. Ya zaten buna popüler bir iş mantığıyla bakamayız. Saygın ama yaygın mı tartışalım? Peki o zaman şunu diyebilir miyiz Bahar? Bir romanın modern olması için sıkıcı olması gerekir. Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Sabahattin Ali'nin de tek bir karakterden girer ama alır götürür. Konu tek karakter olması değil burada. Seni rahatsız eden şey bilinç akışı. Çünkü James Joyce'da da mesela o vardır ama James Joyce'u da o yüzden ya çok sevenler vardır böyle roman mı olur diye aşağılayanlar da vardır. Ben orada en çok şaşırdığım mesela Hemingway gibi bir adamın James Joyce'u çok dahi bulmasıydı. Yani çünkü ben Hemingway'i çok severim. Ben de. Bir yanıyla ama onun James Joyce'u çok dahice bulması değildir anlamında değil söylediğim bu arada ama çok enteresan. O Amerikalıların o Avrupa karşısındaki ezikliği o ama. Oradan da değerlendireceğiz. Yani o derinlik o olamıyor Amerika'da ya. Yani Hemingway çok daha düz öyküler anlatan biri. Çok güzel öyküler evet, anlatıyor. Evet ama mu? gazeteci ve gerçekçi yani. Düzden kalsın o. Joyce çok daha şey görünüyor. Cool görünüyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yaşasın Kötülük adlı programımız haftaya devam ediyor. <laughs> Biz buna kahkaha, neşeli olmak diye söylüyoruz ama. Görüşürüz.